Lightroom'da develop modülünü kullanarak fotoğraflarınız üzerindeki ışık ve renk düzenlemeleri yapabilirken ayrıca Lightroom'la birlikte gelen hazır efektleri kullanabilir, objektif hatalarını düzeltebilirsiniz. Bu bölümde fotoğraflar üzerindeki hataları nasıl düzeltebileceğinizi, düzenleme yapabilmek için fotoğraflar içerisinden beyaz ayarı kaymış bir kedi fotoğrafı var. Bu fotoğrafla birlikte başlayacağız. Fotoğrafı seçtiğimde şu anda before ve after, öncesi ve sonrası şeklinde iki farklı görünüm var. Bu görünüme geçebilmek için alt taraftaki YY butonunu tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Bu geçişi yaptığımızda fotoğrafın sol tarafta ilk halini, sağ tarafta da bizim şu anda yapmış olduğumuz düzeltmelerle ne hale geldiğini göreceğiz. İlk olarak yapacağımız şey bir beyaz ayar yapmak. Bu fotoğrafı çekerken bir önceki gün çekimlerimde kullandığım beyaz ayarında kalmış ve hatalı bir fotoğraf çekmiştim. Fotoğraf çekmeden önce buna benzer beyaz ayarı veya bulunmuş olduğunuz mod gibi, çekim modu gibi özelliklerini dikkat ederek başlayın. Ama herhangi bir hatayla karşılaşırsanız, Lightroom'un güçlü yapısıyla büyük oranda düzeltmeler yapabiliyoruz. İlk yapacağım düzeltme beyaz ayarı. Basic başlığı altındaki özelliklere giriş yapıyorum. Şu anda renkli veya siyah beyaz olarak fotoğrafı değerlendirebilirim. Renkli olarak değerlendiriyorum. White Balance ayarı, WB olarak görünen alan, S-Shot yani çekim anındaki kameramda ayarlı olan ayar geçerli. Ama şu anda görüyorum hatalı bir çekim. Bunun için şuradaki damlalığı White Balance Selector aracını alarak beyaz olarak gördüğüm bir noktayı tıklıyorum. Şu anda White Balance ayarının hatalı olmasından dolayı normalde beyaz olarak görmem gereken hemen her nokta neredeyse maviye dönmüş durumda. Konu içerisinde beyaz olarak bildiğiniz noktayı bularak bu araçla bir kere tıklayın. Tıklamadan öncesinde dikkat ederseniz imleci gezdirirken imlecin sağ alt köşesinde bulunan kareler yardımıyla renk tonlarını görebiliyorum. Farklı noktaları sürüklediğimde burada bulunan renk tonlarını da bana gösterecek. Diğer bir ayrıntı da bu işlemi yaptıktan sonra fotoğraf nasıl bir renge dönüşeceğini daha tıklamadan navigatör sol kenardaki navigatörden görebilirim. Ve gerçekten istediğim asıl tonu da burada daha tıklamadan bulmam mümkün. Buradaki görünümü panelin sağ kenarından tutarak biraz daha genişletebilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğim. Beyaz bir nokta arıyorum. Bildiğim kadarıyla kafasının üst tarafı temiz oluyor. Geldi burnunu hep sağa sola soktuğu için kirli oluyor burnu. O yüzden kafasının üst tarafına doğru bir alana tıklayarak white balance ayarını veriyorum. Ama şu anda white balance ayarım çok da yeterli gelmedi. Sanki biraz daha bir sarılık var fotoğraf üzerinde. Bu sarılığı kaldırmam, biraz daha renk tonlarını soğutmam gerekiyor. Bunun için temp satırındaki sürgümü sola doğru çekiyorum. Evet, şu anda biraz daha iyi. Pozlama süresi her ne kadar o andaki çekime göre yeterli olmuş olsa da pozlamayı biraz daha alt taraftaki ton başlığı altından exposure'ı arttırarak pozlamayı da arttırabilirim. Şu anda yapmış olduğumuz çok basit. İki ayarlama ile bile iki fotoğraf arasında ne kadar büyük fark olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha detaya inmek istersem, fotoğrafın tamamını görmek istediğimde navigatör panelinin üst tarafındaki fit tikini işaretleyerek fotoğrafın tamamını görebilirim. Ama şu anda before after görünümünden çıkmam lazım. Çünkü az sonra ışık ve gölge, beyaz ve siyah ayarlarını yapacağız. Bunun için biraz daha yakınlaşmamız gerekiyor. Navigatör panelini daraltabilirsiniz. İkinci bir işlem olarak da normal loop view'a geri dönüş yapabiliriz. Loop view'a dönüş yaptığımda hemen biraz daha sağ taraftaki panellerimi yukarıya doğru kaydırarak highlights aydınlık alanlar, shadows gölgeli alanlar, whites beyazlar, black siyahlar
gibi dört farklı sürgüm var. Bu sürgüleri kullanarak ışık değerlerini ayarlayabilirim. Şu anda highlights üzerinden biraz daha arttırım yapıyorum. Buradaki arttırımlar çok fazla olduğunda bu sefer erimelere neden olacaktır, doku kayıplarına neden olacaktır ve daha sonrasında da ışık patlamalarına veya tamamen körelmelere neden olacaktır. Bu ışık patlamaları ve körelmeleri görebilmek için histogramın sağ üst köşesindeki üçgene tıkladığımda patlamış beyazları görebilirim veya siyah, çamurlaşan siyahlar veya körelmeleri de sol üst köşeye tıklayarak görmem mümkün. Şu anda böyle bir değer yok ama bunu görebilmeniz için Blacks'i birazcık arttırıyorum, siyahları. Ve siyahlar arttığı anda fotoğraf üzerinde hatalı olanları gösteriyor. Bu hatalı olanları buradaki buton aktifken görebiliriz. Deaktifse göremeyiz. Aktif hale getiriyorum ve Blacks'i eski konumuna alıyorum. Highlights'ı biraz daha düşüreceğim. Biraz belki beyaz işimi görebilir. Hem kedinin kafasının üst tarafında hem de sırt tarafında biraz doku kayıpları var. Ama zaten odağın dışında kaldığı için buralarda normal. Biraz gölgelerle oynayabilirim. Arka tarafta ağaçlar üzerine çok fazla gölge varmış. Bunları arttırıp azaltabilirim gölgeleri. Beyaz kedinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayabilirim. Bunu yaparken de sol gözünde siyahta bir hataya neden oluyorum. Mümkün mertebe biraz fazla gölgeli olmasını istersem sola doğru veya gölgeyi azaltmak istersem sağa doğru çekerek daha aydınlık bir fotoğraf yakalayabilirim. Bu yapmış olduğumuz işlemlerle fotoğraf üzerinde biraz doku kaybına neden olduk. Hem bunları düzeltebileceğimiz hem de renk tonlarını biraz daha temel olarak ayarlayabileceğimiz Presence başlığımız var. Presence başlığı altında Clarity, Vibrance ve Saturation var. Clarity, dokular üzerinde biraz daha yumuşatma veya belirginleştirme işlemi yapar. Genelde portre fotoğraflarında Clarity'yi sola doğru çekerek biraz daha yumuşak tonlar elde edebilirsiniz. Ve şu anda kedimize de baktığımızda çok daha tatlı görünüyor. Sağa doğru çekip biraz daha tüylerinin daha belirgin olmasını veya yukarıdaki yapılmış olan ayarlamalarla kaybolmuş doku ayarlarında dokuları da tekrar kazanabilirsiniz. Vibrance renklerin titreşimi, buradaki titreşim alttaki saturation'a benzer bir yapı olsa da da bir ilgisi yok. Saturation renk doygunluğudur. Vibrance da renklerin ışıkla olan alakasını anlatır bize. Sağa doğru biraz daha çektiğimde renk tonları arasındaki farkı rahatlıkla görebiliyorum. Sola doğru çekerek daha da soldurabilirim. Veya tam sola çekip belki de siyah beyaz yakın bir fotoğraf da elde etmem mümkün. Birazcık artırıp yeşillerin daha belirgin olmasını hem de kedinin gözlerindeki renklerin daha iyi görünmesini sağlıyorum. Alt tarafta saturation satırımızda da renk doygunluklarını biraz daha arttırarak daha parlak renkler elde edebilirim.